Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir dersimizde karşınızdayız. Bugün en son kaldığımız Riyadetül Ebden adlı şarkıdan itibaren ünitemize devam edeceğiz ama dersimize başlamadan önce keyfinizin, halinizin, hatırınızın artık nasıl olduğunu tam olarak bilemiyoruz ama inşallah iyi olduğunuzu ümit ediyoruz. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. EBA'dan ben genel olarak sizlerin nasıl olduğunuzu soruyorum ama EBA'ya giren öğrenci sayısı oldukça az olduğu için birçoğunuzdan haber alamıyoruz. Ben oradan ödevler gönderiyorum. İşte bazı iletiler gönderiyorum. Bu ödevleri yapan ve iletilere cevap veren arkadaşlara buradan çok teşekkür ediyorum. Dinleyip de EBA'ya fazla giremeyen, hiç girmeyen arkadaşlarım lütfen EBA'yı etkili bir şekilde kullanmayı unutmayın. Haydi dersimize geçelim. En son arkadaşlar hatırlarsanız Riyadatul Ebden adlı şarkıda kalmıştık. Riyadatul Ebden ne demek arkadaşlar? Bedenler sporu, tamam mı? Bedenler sporu adlı şarkımıza geçelim. Şarkıda çok mantık aramayın. Şarkı biliyorsunuz sonuçta. Türkçedeki şarkı örneklerinde biliyorsunuz. Riyadatul Ebden, bedenler sporu. Selametül insan, insanın selameti. Tuneşşetul ecseme, cisimleri aktifleştirir. Ve tuzhibul eskame, ve hastalıkları giderir. Ve tunevvirul ezhan, zihinleri nurlandırır. Ve teb'atul iman, imanı ne yapar? Etkinleştirir. Tazeler. İmanı tazeler diyelim arkadaşlar. Ve tuharrikud dimai, beyni hareket ettirir. Ve tuslihul evdai, evdai organlar, organları onarır. Feravvidul ecsad, vücutları dinlendirir, sakinleştirir. Ve merrinu evlad, merrinu terbiye eder, evlad çocukları. Buradan sonraki gelecek cümlelerimiz bu cümleye bağlı olarak devam edecek arkadaşlar. Liyusbihu ebdalen, kahramanlar olmaları için. Buradaki kahramanlar arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi mecazi bir kullanım. Kahramanlar kahraman olmaları için ve yutsikinul e'mal, işlere konsantre olmaları için ve yahdimul evtan, vatanlara hizmet etmeleri için ve yedfe'ul udvan, ve düşmanları def etmeleri için. Evet gençler, ben bu şarkının linkini size EBA'dan göndereceğim. Lütfen EBA'dan şarkıyı dinleyip daha sonra da bir kez defterinize yazmayı unutmayın. Bir de altın bir tavsiye niteliğinde şu an söyleyeceğim şeyi altın bir tavsiye olarak duyun benden. Arkadaşlar, şimdi ben size bu şarkıyı göndereceğim linkini. Şimdi çevirisini yaptık. Siz öncelikle bu çevirisini kafanızdaki kelimeleri bir oturttuktan sonra kitabınızı kapatın. Şarkıyı gönderdiğim linkten açtığınızda ilk başta dinleyin ve anlamaya çalışın, tamam mı? İlk başta kitapları açmayın. Ne söylediğini duymaya çalışın ve anlamaya çalışın en önemlisi, tamam mı? Dil öğrenmedeki en böyle anahtar hareketlerden bir tanesi. Duyma yeteneğinizi en fazla geliştiren etkinliklerden bir tanesi de budur. Lütfen bunu deneyin. Bunun yararlarını da göreceksiniz. Özellikle dil öğrenmeye yetkin, nasıl diyeyim, dil öğrenmek isteyen, bunu geliştirmek isteyen arkadaşlarım bunu deneyebilir. Gerçekten yararlı bir etkinlik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sayfada bir etkinliğimiz var. Sıl beynel ibarat ve suvar kema fil misal. İbareleri ve resimleri örnekteki gibi birleştir diyor. Burada bilmediğimiz kelime var mı? Arkadaşlar, ref'ul eskal, sadece bunu söyleyelim. Ağırlık kaldırmak diyor. Zaten onu da yapmış.
Naim Süleymanoğlu. Bunun da okulca sinemasına gitmiştik. Oldukça duygusal bir filmdi. Hatırlarsınız inşallah. Laibun kelimesi oyuncu demek arkadaşlar. Laibetun da bayan oyuncu. Kapalı T'ye geldiği zaman biliyorsunuz ki müennes yani kadın, bayan anlamına geliyordu. Devam edelim. Diyor ki ekmil el feragati fin nasıl ati müsteinen bil kaimetil atiyeti. Diyor ki üstte verilen cetveldeki kelimeleri verilen boşlukları tamamlayacak şekilde koy. Uygun bir şekilde koy. Arkadaşlar bakıyoruz. Üstteki kelimeleri veriyorum sadece. Dikkat. Yazın kitaplarınıza. Önce bunların çevirilerini yapın. Ondan sonra da aşağıdaki etkinlikleri doldurursunuz. El-veznu ağırlık. El-insanun insanu insan. Müfidetün yararlı. Fevaidur riyadati sporun faydaları. Es-sibahatu yüzmek. El-izami el-izamu kemik. Ehemmu en önemli. El-yevmiyeti günlük. El-haylu at. At. El-cismu cisim, beden, daimun, sürekli, devamlı. Arkadaşlar buradaki metin daha önce de işlediğimiz bir metnin aralarından kelimelerinin alınmış hali. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi kelimelerin manalarını verdik. Bugün çok dilin sürüşü anlamadım ben de. Kelimelerin manalarını verdik. Siz alttaki metine dolduracaksınız. Ama arkadaşlar lütfen arka sayfayı direkt alıp da şapa 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 doldurmayın. İlk başta bir kendiniz yapmaya çalışın. Öğrenmeye çalışın. Bu sayede hem yazınız hem de öğrenmeniz gelişsin. Tamam mı? Bir sonraki sayfaya geçelim. Üçüncü ders. Arkadaşlar bugün dersimiz biraz daha kısa olabilir. Tam anlamıyla yaptığımız zaman. Şimdi bir oylama yaptık. EBA'da bir çoğunuz derslerin bu şekilde devam etmesini istedi ama derslerimiz 35-40 dakikaya doğru gidiyor. Biraz daha kısa olursa sizler için hem daha az sıkıcı olmuş olur hem de biraz daha nasıl diyeyim hızımızı arttırmamış oluruz. Ders konularımızı biraz daha azaltacağız. Ders tutarız. Enva'ur riyada. Üçüncü ders sporun çeşitleri. Enva'un çeşitler demekti. İstemi'u ilel ibarat, ibareleri dinle. Ve a'idha, sonra harekele. Sümme teammel me'aniyeha müste'inen bis suvar. Sonra resimlerden yararlanarak manalarını tahmin et. Evet, birinci resme bakıyoruz. Burada milli takımımız ile beraber kim oynuyor? İsveç milli takımı. Diyor ki, riyadatu, riyadatul cema'iyye. Toplu sporlar. Toplu sporlar derken arkadaşlar ne diyor? Bir takıma ihtiyaç duyan sporlardan bahsediyor. Toplu sporlar, kolektif sporlar. Şuraya bakıyoruz, ağırlık kaldıran bir adam. Er-riyadatu sakineti. Şimdi baktığımız zaman ağırlık kaldırırken herhangi bir takıma ihtiyaç var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla ne yapacak? Tek başına da bu adam bu sporu yapar mı? Evet. Er-riyadatu sakineti sakin sporlar diyelim. Sakin sporlar. Çok fazla bir hareketliliğin olduğu bir spor mu? Hayır. Adam oturduğu yerden, yattığı yerden sporunu yapıyor. Bir de yüksek oranda sadece bir kas kütlesi çalışıyor. Yani bütün vücudun çalıştığı bir spor değil. İlk başta. Evet, ortadaki resmimize bakıyoruz arkadaşlar burada. Bu sporun ne spor olduğunu bilen, bilmeyen var mı? Bakalım. Bu spor arkadaşlar buz hokeyi. Küçükken biz Atari'de bunun oyunu vardı. Abimle çokça oynardık. Futbol oyunu yoktu. Biz de bol bol buz hokeyi oynuyorduk. Riyadatul muteharriketi. Hareketli sporlar. Evet, bu adam yine ne yapıyor? Ağırlık kaldırıyor. Rafu'l eskal. Az önce de söyledik. Ağırlık kaldırma. Evet, bir hanım kardeşimiz ne yapıyor? Konsantre olmuş. Hedefe kilitlenmiş. Okunu da çekmiş, fırlatacak tam o anda ne yapmış? Fotoğrafı çeken adam denklanşöre basmış ve o anı ölümsüzleştirmiş. Evet. Riyadatul ferdiye. Ferdi yani tek başına yapılabilen sporlar. Ferdi sporlar deyin. Ferdi.
Evet. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Burada bir çocuk ne yapıyor? Bir tırmanış duvarına çıkmış. Tırmanıyor duvara doğru. Et-tesalluku da tırmanış demek zaten arkadaşlar. Burada da ne diyeyim artık yüzmenin Ronaldo'su denilebilecek bir adam. Michael Phelps herhalde arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Michael Phelps. Burada fotoğrafını koymuşlar. Ferah bir şekilde yüzüyor. Es-sibahatu ne demek? Yüzmek. Evet burada da bir genç kardeşimiz ata binmiş. Dolayısıyla burada tahmin edin ne yazıyor? Rukubul hayl ata binmek. At biniciliği. Evet. Benim en sevdiğim sporlardan bir tanesi. Nedir bu? Bisiklete binen bir genç. Burada da dolayısıyla ne yazıyor? Rukubu derruace. Bisiklete binmek. Bisiklete binmek. Arkadaşlar derruace bisiklet, ruku binmek. Peki size bir soru. Derruacetun nariye. Ne demek olabilir? Nariye ateş. Derruace de bisiklet. Derruacetun nariye ateşli bisiklet. Ne olabilir tahmin et. İnşallah bileniniz vardır. Motosiklet demek arkadaşlar. Ateşli bisiklet, motosiklet demek. Neden peki böyle denmiş? Çünkü motorun içinde ateş yanıyor. O yüzden dolayı Arap dilinde böyle bir kullanım var. Evet bir sonraki resmimize geçiyoruz. Burada tanıdık simalardan bir tanesi Jamaikalı ünlü atlet ama şu anda artık atletliği bıraktı. Usain Bolt. Burada gülümseyerek poz vermiş kameramana. Herhalde yine birinci olmuş. Koşan, yürüyen bir insanlar var burada. Bu alttaki cümleye bakıyoruz. Meş el meşi vel cari. Yürümek ve koşmak. Evet, spor çeşitlerinden bahsediyordu. Spor türlerinden bahsediyordu. Onları hızlıca görmüş olduk. Evet, bir sonraki sayfaya geçtik arkadaşlar. İstemi'u ilel cümel. Cümleleri dinle. Az önce ne yapıyorduk? İbareleri, kısa kelimeleri dinliyorduk. Şimdi cümleleri dinleyeceğiz. Vekra'ha sonra onu oku. Sümme teammel ma'aniyeha müste'inen bis suvar. Sonra da diyor resimlerden yararlanarak onların manalarını tahmin et. Az önce yaptığımız gibi. Resimlere bakıyoruz. Burada ağırlık kaldıran bir adam var. Burada da basketbol oynayan bir takım var. Bakalım ne diyor. Tenkasimu er-riyadatu. Tenkasimu spor ayrılır. İlâ nev'ayn. İki kısma. Er-riyadatu sakineti. Sakin, durgun sporlar. Ve er-riyadatul mutaharriketi. Hareketli sporlar olarak. Yani şimdi burada olarak diye bir arkadaşlar fiilimiz yok ama biz ne yapacağız? Türkçe mantıkla olarak ekleyeceğiz. Cümlemizi devrilmekten koruyacağız. Resmimize bakıyoruz. Ağırlık kaldıran bir milli sporcumuz mu? Yok. Milli değilmiş. Bu başka bir o muhtemelen sporcu. Rafa'l asqal ne diyor arkadaşlar? Ağırlık kaldırmak nev'un minel enva'in riyadatus sakinati. Er-riyadatus sakinati. Ağırlık kaldırmak sakin, durgun sporlardan bir tanesidir. Şimdi bu Türkçe mantığıyla kurduğumuz bir cümle. Ama tam birebir çevirisini yapacağım şimdi size. Diyor ki ağırlık kaldırmak durgun spor çeşitlerinden bir çeşittir. Çokça kullanılabilecek bir kalıp mı? Hayır. O yüzden arkadaşlar çeviri yaparken daha çok ne yapacağız? Cümleyi anlayacağız. Az önce yaptığımız birebir çevirdeki gibi anlayacağız ama karşımızdakine çevirisini yaparken ya da bir metine çevirisini yaparken Türkçe mantığını içerisine yerleştirerek uygun şekilde yazmaya çalışacağız. Bir sonraki resmimize bakıyoruz. Ferah ferah yüzüyor. Oh! Havalar da ısındı arkadaşlar. Bakalım şu musibet, korona musibeti de geçtikten sonra inşallah bol bol havuzlara, denizlere gitmeye başlarız. Ferahlarız. Bakalım ne diyor? Es-sibahatu yüzmek. Nev'un minel enva'in enva'ir riyadatil mutaharriketi. Bir üstteki cümlemizin birebir aynısı. Sadece diyor kalıp olarak aynısı. Sadece cümleler, kelimeler değişmiş arkadaşlar. Diyor ki, birebir çevirisini yapıyorum. Yüzmek, hareketli spor çeşitlerinden bir çeşittir.
Ya da Türkçe mantıkla yüzmek hareketli sporlardan bir tanesidir, bir çeşittir. Evet. Geçtik bir sonraki sayfaya. Burada koşan bir adam, şurada da yürüyen bir çift var. İndemâ tumârisu er-riyâdatu temşî vel-cerî. İndemâ neydi arkadaşlar? Dığında. Tumârisu pratik yapmak, pratik, sen pratik yaptığında. Ne pratiği? Riyadatul meşyi vel ceri. Koşma ve yürüme sporu pratiği yaptığında yecibu en tebde'u bi but'in. Yavaş başlamak gerekiyor. Evet, birebir çevirisi bu şekilde. Toparladığımız zaman ne oluyor? Sen koşarken ve yürürken yavaş başlaman gerekir. Bu spora yavaş başlaman gerekir. Evet, bir sonraki resimlerimize geçelim. Şurada ata binen bir çocuk, şurada dağa tırmanan bir adam. Uhibbu rukubul hayri ve tasalluku fil cibal. Evet, uhibbu ben seviyorum. Rukubul hayri at binmeyi, ata binmeyi. Ve tasalluku ve tırmanışı fil cibal dağlara. Cibel dağlar. Peki dağ ne demek? Cebelun. Tamam mı arkadaşlar? Cibelun dağlar. Cebelun dağ. Bir sonraki resmimize. Aslında bu dersin, bugünlük dersimizin son cümlesine geçelim arkadaşlar. Şurada futbol oynayan iki genç var. Diyor ki, ufaddilu ben tercih ediyorum. Kurratul kademe futbolu ala kurratus selleti. Basketbola tercih ediyorum. Ben futbolu basketbol yerine tercih ediyorum. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona ersin. Bir sonraki dersimiz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen arkadaşlar, dersleri dinledikten sonra sizlere EBA'dan gönderdiğim sınavlara ve etkinliklere özen gösterin. Yani nasıl diyeyim? EBA'ya girin, EBA'yı etkin bir şekilde kullanın. Sizlerden isteğimiz budur. Lütfen bu arada da boş zamanlarınızı dolu işlerle değerlendirmeyi kendinize artık bir şekilde alışkanlık haline getirin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.